Muhteşem Haliç manzarasıyla Zeyrek, İstanbul'un en eski semtlerinden biridir. Unkapanı'na yakındır, Bozdağ'ın su kemerine yakındır. İstanbul'un ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinir. Hatta Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u aldıktan sonra ikinci cuma namazını burada kılmıştır. Türbesi de Zeyrek denir. Zeyrek henüz o kadar keşfedilmiş bir yer değil. Yani İstanbul'da Balat, Kuzguncuk, Samatya gibi bilinen sokakların kalabalık olduğu bir semt değil. Ama yavaş yavaş keşfediliyor. Yüksekçe bir yerde olduğu için Haliç manzarası muhteşem. Sokakları dar. Kurtarılmayı başarmış eski evler sokakları süslüyor. Böyle kemerler sokaklara ayrı bir hava katıyor. Cumbalı evleriyle resmen bir tarihi anlatıyor Zeyrek. Zeyrek'in en kayda değer varlığı semte adını veren Zeyrek Camii. Birazdan Zeyrek Camii'den görüntüler izleyeceğiz. Yeri o kadar güzel ki biraz aşağıda İMÇ, onun aşağısında Unkapanı Köprüsü, yukarı doğru Bozdağ'ın kemeri ve Fatih, tam karşısında Süleymaniye Camii. Muhteşem bir tarih barındırıyor bünyesinde Zeyrek. Evet, Molla Zeyrek Camii görüntülüyoruz. Önünde çok güzel belediyeye ait bir kafe var. Haliç manzarası eşliğinde çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Çok gösterişli bir yapı Molla Zeyrek Camii. Eskiden kiliseymiş. Pantokrator Manastır Kilisesi diye bilinirmiş. Milattan sonra 1118-1136 yıllar arasında inşa edilmiş. Birbirinden farklı üç kilisenin bir araya gelmesinden oluşmuş. Yani aslında bir Hristiyan külliyesi. Fakat 1453 senesinde İstanbul'un fethiyle birlikte cami olarak kullanılmaya başlamış. Molla Zeyrek ise, yani cami adını veren Molla Zeyrek, Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi olan bir Allah dostu. Zeyrek adını da Hacı Bayram Veli'nin verdiği biliniyor. Molla Zeyrek bir süre İstanbul, Bursa'da müderrislik yapmış, İstanbul'un fethine katılan ulemalar arasında olduğu da biliniyormuş. Evet, aşağıda gördüğünüz cami Piri Mehmet Paşa Camii. 1517 senesinde yapılmış ve içerisinde Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin türbesi bulunmakta. Rivayete göre Emin Tokadi Hazretleri nasibi olanın mezarını ziyaret etmesini, ziyaret edenlerin de cehennem ateşinde yanmamaları için dua etmiş. Hocası da o halde mezarının gözden uzak, kolay bulmayacak bir yere yapılmasını vasiyet etmesini istemiş. İşte bu sebepten söylenen o ki,
Buraya ancak nasibi olanlar gider, bulurmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.